Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Paşinyan'dan, Ermeni cephesinden haber var. Ermeniler işi sıkı tutuyor. Türkiye, Azerbaycan'la Zengezur koridorunu açacak ve Ermenistan'ın bu konuda Rusya'nın güdümünden biraz olsun çıkarmak adına bu görüşmeler yürütülüyor. Bu bir devlet aklı ama Paşinyan çok hızlı çıktı. Evet, Karabağ Savaşı'ndan sonra biz Türkiye olarak Aliyev'in bir resmi ziyaretini bekledik. Kim ne derse desin, Aliyev'in tek başına resmi ziyaret olarak Türkiye'ye zaferi kutlamaya gelmesini dört gözle bekledik. Bunu ara sıra yayınlarımıza da nakşettik aslında. Ama Aliyev iki veya üç kez Moskova yolunu tuttu zaferden sonra. Tabii ki Türkiye'nin etkisini özellikle masada çok daha güçlü kılmak için Türkiye'nin özellikle Aliyev'le beraber daha koordineli ve çok sık görüşmesi gerekiyor. Telefonlu olabilir ama tüm Türkiye Aliyev'i ne olursa olsun bu zafer gününde Türkiye'de görmek istiyor. Çünkü Aliyev bilsin ki bu zafer ortak zaferdi ve kendisini bekledik ama bir türlü tek başına olan bu ziyaret gerçekleşmedi. Türk Devletleri Teşkilatı'na yapılan gelmeyi tam gelme saymıyoruz. Bak kim hızlı çıktı. Kim hızlı çıktı bakalım isterseniz. Paşinyan'ın Mart'ta Türkiye'ye geleceğini, evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımcısı, evet, Fuat Oktay açıkladı. Evet, yanlış duymadınız. Sayın Oktay bu durumu evet medyaya açıkladı. Paşinyan, Ermenistan Başbakanı Türkiye'ye ziyarette bulunacak Mart ayında. Şimdi bir karşılaştırma yapalım. Özellikle büyük bir savaş kazandık. Karabağ'ın bir kısmını kurtardık. Geri kalan kısmı içinde bir devlet aklı yürütülüyor. Rusya'nın tabii ki işgalci fikri o bölgede de var. Güney kanadının savunma hattı olarak görüyor ve kırmızı çizgisi olarak görüyor. Biz nice kırmızı çizgiler gördük. Bizim kırmızı çizgimiz Azerbaycan'ın bütün toprakları. Evet, Sayın Fuat Oktay, Paşinyan'ın Türkiye ziyaretini duyurdu. Evet, bu ziyaret duyurulunca Paşinyan gelmeden Sayın Aliyev'in Türkiye'ye gelmesini beklememizden doğal bir şey olabilir mi? Tabii ki Sayın Aliyev Türkiye'ye gelse ve Beştepe'de ağırlansa ve burada gerçekten coşkulu bir kutlama yapılsa, tekrardan Karabağ zaferi kutlanılsa veya kutlama normal yapılabilir, görüşmeler yürütüldüğü için planlamalar yapılsa, pakt anlaşmaları yapılsa, üst anlaşmaları yapılsa, Türkiye devlet aklıyla bu güçlü adımları gerçekleştirirse önemli değil mi? Tabii ki önemli. Şimdi Rusya-Ukrayna gerginliğinden fırsatlar da çıkabilir. Evet, önemli ve kuvvetli bir fırsat bize bulabilir. Bu vesileyle özellikle bu fırsatları değerlendirmek çok önemli. Türkiye'nin SİHA teknolojisi bunun ilk işareti. Türkiye çok daha silah yaptı. Etkili silahlar gerçekleştirdi. Daha Bayraktar'ı tanıdılar. Akıncı TİHA'yı tanımadılar bile. Demek ki Akıncı TİHA'yı görseler felekleri şaşacak. Evet, ne yaptılar? 30 yıllık, 40 yıllık projeleri çöpe gitti. Putin geldi geleli yaptığı bütün projelere kuşkuyla bakmaya başladı. Nedeni şu: Su-400, S-400 ve S-500 sistemleri bile şu anda Bayraktar'ın elektronik harpli eşgüdümlü saldırısına dayanamayacağı konuşuluyor. Evet, Türkiye S-400 bataryalarını vurmadıysa S-400 bataryaları aldığı için deniyor. Bunu kimse yatsımıyor zaten. Özellikle Putin'in Soçi'de SİHA'ları nasıl kurtarırız? Pardon, SİHA'lardan nasıl kurtuluruz? SİHA'ları nasıl bertaraf ederiz diye ne kadar sinir krizine girdiği ve kaçıncı talimatı verdiğini sayabilen yok. Evet, Rus zırhlıları için bir korkudur ya. Ve Ukrayna'da bu yüzden Türkiye'nin özellikle Sayın Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini çok önemsedi. Özellikle Ukrayna Savunma Bakanı ayrı bir toplantı yaptı. Görüşmeler sürerken orada basın mensuplarına büyük bir sevinç yaşadılar. Rusların çekileceği bir silaha kavuşmanın sevincini yaşıyorlar. Bu tabii ki onları mest ediyor. Özellikle Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması yapması çok zor günler geçiren Ukrayna ekonomisine de bir yol, bir çıkış yolu gösterdi. Özellikle çok ağır bir savaş krizi var. Batı bunu evet tetikliyor ve tahrik ediyor. Bizzat Cumhurbaşkanımız bunu söyledi.
Biden'ın ve Avrupa'nın bu konuları tetiklediğini söyledi. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e çağrı yapmıştı. Şimdi koronavirüse yakalandı ama Pekin sonrası Türkiye'ye gelecekti Putin. Belki koronavirüsü atlattıktan sonraki ilk ziyaret Putin'in gelmesi olabilir. Ama Putin'le Sayın Erdoğan'ın burada bir diyaloğu vardı. Bu diyalog da şuydu. Özellikle ne kadar antikorun var? Putin 15-16 demişti. Sayın Cumhurbaşkanımız benim 1000 falan demişti. Orada farklı değer tabanları olabiliyor demişti Putin. Özellikle burada bir Covid diyaloğu vardı. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu konuda gerçekten çok temkinliydi. Ama işte virüs bu, bulaştı. Ama inşallah en kısa zamanda şifa olacak. Ve en kısa zamanda da Ukrayna krizi için Sayın Erdoğan gerekli dünyaya. Ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Putin'le görüşerek, Zelenski ile görüşerek burada bir savaş çıkmasını engelleyecek. Sadece görüşmeye şu anda Putin'in tedirgin olma ihtimali var, yüz yüze görüşmeye. Ama bu görüşmeler yüz yüze olabilir. Özellikle Putin'in uzun masa, evet, formülü son yaygınlaşan bu omikron varyantından kurtulma olarak görüldü. Evet, omikron varyantından kurtulma adına böyle bir masada oturdu. Evet, Putin konuklarını böyle karşıladı. Evet, İran liderini ve Macaristan liderini bu kadar uzun bir masada karşıladı. Koronavirüsten çok çekiniyor ve koronavirüsün başını iç açacağını düşünüyor Putin. Bu yönle belki Türkiye'ye gelmeyi imtina eder mi? Bu da bir şanssızlık. Ayrıca telekonferans yöntemiyle bu görüşmelerden sonuç alınmaz. Özellikle Sayın Erdoğan'ın başkanlığında Zelenski ve Putin'in de katılımıyla bir telekonferans düzenleyebilir. Ama fiziki anlamda aynı odada ve aynı binada yapılan görüşmedeki uhuvvet, görüşmedeki yapıcılık, görüşmedeki çözüm durumu böyle telekonferansta gerçekleşmiyor. Orada bizzat bulunan bir ortamda bunlar gerçekleşiyor. İşte dünya gündemi böyle yoğun ve meşakkatli geçiyor ve Putin'le Zelenski'yi bir araya getirmeye çalışan Sayın Erdoğan koronavirüs olduğunu söylüyor. Tabii ki bu süreç bitmeyecek. Bu süreçte Sayın Erdoğan zaten hafif geçirdiğini söyledi. Hafif belirtiler var dedi. Bu süreci kesinlikle bırakmayacak ama şöyle bir durum var. Özellikle bu kadar keskin süreçten geçtiğimiz dönemlerde Sayın Erdoğan'a Aliyev'in ziyaret yapmasını bekliyoruz. Koronavirüs bittikten sonra, her şey normale döndükten sonra Sayın Aliyev'in Paşinyan gelmeden Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Bu gelme bir kardeşlik, bir Azerbaycan halkının selamını getirme olsun. Bu Karabağ zaferini bizzat kutlamaya gelme olsun. Bu Ermenistan liderinden Türkiye'ye daha az gelen lider olmaması için özellikle yapılan bir ziyaret olsun. Tabii ki tüm Türkiye Aliyev'in bir an önce Paşinyan'dan önce Türkiye'ye gelmesini ve Paşinyan'ın bakın ben daha çok gittim diyememesi için Sayın Aliyev'in mutlaka evet Türkiye'ye resmi ziyareti artık halkımızın, bizlerin bir isteğidir. Bakalım Paşinyan mı daha önce gelecek, Aliyev mi daha önce gelecek? Ama gelişmeler bizleri tabii ki bu yönde iletişime itiyor. Aliyev bir an önce gelmeli. Evet değerli kardeşlerim, bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.